Bugün 28 Şubat. Pek çok arkadaşımız bu konuya değindiler. Farklı açılardan değerlendirmeler yaptılar. Evet, o günleri yaşayanlar bilirler. O günlerde bu zulmü yaşayanlara şahit olanlar, onlara destek veren farklı çevrelerin insanları da çok iyi biliyorlar. Fakat tabii ki bilmeyenler veya o günleri tek taraftan yaşadıklarımızı hatırlayıp diğer yandan hatırlamayı pek istemeyenlerimiz de olabilir. O günlerde on binlerce başörtülü kadın ve onları destekleyenler ve onların yakınları çok farklı zulümlere maruz kaldılar. İdeolojik bir bağnazlıkla bu zulümlerle binlerce kadın büyük bedeller ödediler. AKP hükümetinin üçüncü dönemiydi ve hala baş örtüsü çözülememişti. Ve bizler o gün itirazımızı yaptık kadınlar olarak. Baş örtülü aday yoksa oy da yok dedik. Ve biz bunu dediğimiz için o günün başbakanı bize ağır hakaretlerde bulunmuştu. Bizler önümüzde engel olanlara, gölge edenlere rağmen dik durduk ve mücadeleden hiç vazgeçmedik. Dün bize gölge edenler 28 Şubat'ın mağduriyetlerinden ahkam kesiyorlar. Dün 28 Şubat'ta Sincan'da tanklar balans ayarı yapıyordu. Evet. Unutmadık o günleri. Peki bugün ne fark ediyor? Bugün yine bu ülkenin tankları kendi şehirlerini, ilçelerini, mahallelerini topa tuttu, yerle bir etti. Hatta 28 Şubat'larda şahit olmadığımız, yaşamadığımız şekilde bugünün tankları camileri topa tuttu, yerle bir etti hatta enkazını temizledi. O gün bizler baş örtüsüne özgürlük eylemlerimizi yaparken dilimizden düşürmediğimiz bir slogan vardı. Herkes için adalet, başörtüye özgürlük diyorduk. Binlerce değil milyonlarca örnek var. Son 15 yılın hatta son birkaç yılın zulümlerinden örnekler var. Nerede herkes için adalet? Biz mücadelemizi insanlarla yapmıştık. Vicdanı olanlarla destekleşmiştik. Vicdanı olan herkes o gün bizim mücadelemizde yanımızda yer almıştı. Ve biz mücadelemizi sadece baş örtüsü için değildi. Herkes için adalet ilkesinden vazgeçmemeliydik değerli arkadaşlar. Bunu bir kez daha lütfen dönün dönün vicdanınıza sorun. O günlerde 28 Şubat'larda kızım başörtüsü yasakları sebebiyle bir radyoda okuduğu bir ayetten dolayı teröristlikle itham edildi. 312. maddeden iki yıldan fazla ceza almıştı. Onun haricinde zaten şiir okuduğu için, bir diğeri özgürlük duası ettirdiği için hep birlikte zaten ayrıca da idamla yargılanmıştık. Okuduğu ayet neydi biliyor musunuz arkadaşlar? Şuara suresi 227. ayet. Zalimler yakında nasıl bir devrimle devrileceklerini bileceklerdir. Ne dedi o günün ideolojik bağnazları? Siz bunu Türkiye Cumhuriyeti devletine söylüyorsunuz dediler. Bugün kalkıyoruz. Herkes için adalet ilkemizden vazgeçmeyen, hala zulümlere muhalefet eden bizlere yanlışlarınızı yüzünüze söylüyoruz diye teröristlikle itham ediyorsunuz. Adalet herkese lazım ilkeli olmamız gerekiyor. Bugün ise dün bu zulümleri, zulümlere karşı, haksızlıklara, hukuksuzluklara karşı sesimizi yükseltiyoruz, meydanlara çıkıyoruz diye bizi teröristlikle itham eden ideolojik bağnaz kafalılar, onların yaptıkları ortada. Peki bugün ne fark etti? Bugün Kan dökülmesin dedik. Tabutlar gelmesin. Gençler ölmesin. Askeri, polisi, gençliler, sivili, kadını katledilmesin dedik. Sadece barış istedik. Barış için imzalar atıldı. Barış için meydanlara çıkıldı. Barış için surların dibine gittik. Ne oldu? Dün de terörist olarak itham edildim. Özgürlük istiyorum diye Bugün de barış istiyorum diye yine teröristlikle itham edildim, kelepçelendim, hala gözaltına alınıyorum. Neymiş efendim? Terör propagandası yapıyormuşum. Adalet herkese lazım. Adalet herkes için adalet ilkenizi hatırlayın arkadaşlar. Dün birlikte meydanlarda omuz omuza Başörtüsüne özgürlük mücadelesini verdiğimiz, herkes için adalet, başörtüye özgürlük dediğimiz arkadaşlar. Özgürlük, adalet, ilke sadece bizim gibi düşünen, bizim gibi yaşayan, bizim yaşam tarzımıza sahip olanlar için gerekli değil. Bütün insanlar için gerekli. Değerli arkadaşımız Medine Bircan örneğini verdi. İçimiz yanmıştı o yıllarda. 80 yaşlarında bir kadın başını açmadığı için hastane kapılarında hayatını kaybetmişti. Bunun gibi çok acı örneklerimiz var. Peki bugün hani herkes için adalet? Cizre'nin sokağında 7 gün Taybet İnan adında bir kadın kurşuna dizilip yaralı daha sonra hayatını kaybedip günlerce sokakta cenazesini bile aldırmadınız bir kadının bir kadın günlerce cenazesi sokaklarda kaldı. Bunu ben Gazze'de görmedim. Bunu ben Filistin'de görmedim. İmam Hatip'li 13-15 yaşındaki çocuklarımızın kollarına kelepçe vurulmuştu o günlerde. 28 Şubat'larda ya bugün ya bugün 13 yaşındaki Cemile'nin bedenini kurşunlayıp da günlerce dondurucuda bekletenler hani herkes için adalet. Hani bir ay bebeğin katledilen bedeni. Lütfen vicdanlarımızı bir daha sorgulayalım. Bunu eleştirmek adına yapmıyorum. Medine bir yüreğimiz yandığı gibi kaybet kadına da yüreğimiz yanabilmeliydi. İmam Hatip'li çocuklara yüreğimiz yandığı gibi Cemile için, Ceylan için de yüreğimiz yanabilmeliydi. Benim kızlarım dahil İmam Hatip lisesi gençler kelepçelenirken, terörist gibi gözaltına alınırken eleştirdik, kızdık, direniş yaptık. Bugün ne var? İmam Hatipli birkaç genç kendi aralarında eğleniyorlar, halay çekiyorlar. Ne oldu diyorsunuz? Teröristlikle itham edildiler ve hala yargılanma aşamasındalar. Adalet hepimize lazım arkadaşlar. Teröristler, teröre destek veriyorlar diye vicdanlarınızı rahatlatamazsınız. İnanın bu günler geçecek. 28 Şubat bin yıl sürmedi. Bu günlerde bin yıl sürmeyecek.